Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde makine öğrenmesiyle devam ediyoruz. Yine Machine Learning for Kids sitesi üzerinden makine öğrenimi derslerimizi yapacağız. Tüm markalar dediği yerden Scratch projeleri diyerek Scratch dosyalarını çalıştırıyoruz. Burada arkadaşlar daha önce yapmış olduğumuz oyunlar sırasıyla görünüyor. En son biz burada yabancı dil uygulamasını yapmıştık. Şimdi ise Pacman uygulamasını yapacağız. Tıkladığımızda Buradan öğretmen ve öğrenciler için PDF dosyalarını indirebiliyorsunuz. Buradan da indirip kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu kapatalım. Tekrardan sıfırdan kendimiz bunu yapalım arkadaşlar. Burada daha önceki derslerden bir tık farklı bir olay olacak. Hemen ondan da bahsedelim. Projeler diyorum. Burada Pacman uygulamamızı başlatacağız. Ama biz genel olarak ilk önce etiketleri ve içerisinde bilgileri gidip daha sonra makineyi öğretiyorduk. Daha sonra o öğrendiklerini çalıştırıyorduk. Ama bu sefer ne olacak? Biz Pacman'ı kendimiz oynayacağız ve bizim oyunumuzdan bunu öğrenecek bilgisayar daha sonra tekrardan başlatacağız. Bazı kodlarını değiştireceğiz. Bu sefer bizim daha önce oynadığımıza göre kendisi öğrenecek ve oyunu kendisi oynayacak. Hemen yeni bir proje ekle diyerek projemizi oluşturalım. Proje ismimiz Pacman olacak arkadaşlar. Tanıma yazan yere de yani türüne de ne yapacağız? Sayılar seçeceğiz. Bizim adımlarımız hareketimize göre sayılar üzerinden işlemler yaptıracak. Burada arkadaşlar sayı seçtiğimiz için değerler eklememiz gerekiyor. Bir değer ekle diyorum. Paçman x diyorum. Yani Pacman x diyorum. Burada arkadaşlar Pacman'in x konumunu alacak. Numara olarak seçiyorum. Devam ediyorum. 4 tane değer ekleyeceğim buraya ekman ye seçiyorum. Yine numara seçiyorum. Değer ekliyorum. Bir de hayaletimiz var. Ghost var yani. Ghost'un x'i bir de ghost'un y'si olacak. Evet, dört tane türümüzü buraya seçtik. Değerimizi ekledik arkadaşlar. Ardından ne yapıyoruz? Yaratmak diyeceğiz. Bakalım burada şu an bir sıkıntımız var? Ha, şurada türü seçmemişiz. Numara olarak seçiyorum. Yaratmak diyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Artık buradan oluşturduk. Sayılara tıklıyorum. Ve train diyorum. Tabi öğrenecekleri bazı kategoriler olacak. Onları buraya etiket olarak ekleyeceğiz. Yeni etiket diyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce yönlerimizi yazacağız buraya. Left olacak bir tanesi right olacak. left right up olacak, yukarıya demek. Bir de down olacak, aşağıya olacak. Yani dört tane temel yönümüz var. Biz bu yönleri kullanacağız. Yani bizim Pac-Man karakterimiz yön tuşları ile dört yöne hareket edebilecek. Çapraz hareket etmiyor arkadaşlar. Şimdi normal şartlar altında dediğim gibi örnek ekle diyerek benim buraya x y değerlerini girmem gerekiyor. Ama bunun tahmini bir değer olacağı için ne yapmam gerekecek? Buraya yazmam duygun olmayacak. Uygun olmayacak. O yüzden projeye geri döndüyorum. Öğren ve test et bölümünü geçerek direkt yapmak diyerek Scratch'i çalıştırıyorum. Burada henüz bir makine öğrenmesi modeli eğitmediniz diyor. Tamam diyoruz. Doğrudan Scratch'i diyoruz. Artık biz ne yapacağız? Scratch'te oyunumuzu oynayacağız ve bizim kaçma yani hayaletten kaçma hareketlerimize göre kendisi bir sistem geliştirecek, öğrenecek ve bir dahaki sefere oyunu kendisi oynayacak. Evet Pacman açılacak arkadaşlar. Açıldı. Projeden template'lere geliyorum. Sayılar diyorum. Buradan Pacman uygulamasının şablonunu açıyorum. Evet hazır kodlarımız var burada. Pacman karakterimiz var. Hayalet karakterimiz var. Şimdi highlight karakterimiz belli bir kurala göre hareket ediyor. Buradaki koda göre hareket edecek örneğin. Biz de yön tuşlarıyla ile pekmeni hareket ettireceğiz. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? Bazı kodlar eklememiz gerekiyor. Şuradan pekmene tıkladığımda bizim kodlarımız buraya geliyor. Yani makine öğrenmesi ile ilgili kodlar bu alanda. Dekorlara geliyorum. Dekorların arkasına kodlar yazacağım. İlk önce yapmam gereken yeşil bayrak tıklandığında bazı yönler var, değişkenler var. Bunların içerisine biz bir önce oluşturmuş olduğumuz etiketleri ekliyoruz. Lefty lefte, right right'a, up up'a, down da down'a geliyor arkadaşlar. Aşağıya geliyorum biraz daha. Burada pekmenin hareketleri var. Bunları kaydetmem için buradan ne yapacağım? Add diyor arkadaşlar. Burada ekleme var. Pakman verilerini ne yapacağız? Ekleyeceğiz. Train bölümüne. Burada da Pakman X, Pacman Y, Pac pardon Ghost X Ghost Y var arkadaşlar. Hemen değişkenlere geliyorum. Buradan hazır değişkenlerimi ekleyeceğim. Bakalım Pacman X diyor. Buradan Pacman X'i buradaki X bölümüne ekledim. Pacman Y'yi Y bölümüne ekliyorum. Bir de Ghost olanlar var. Ghost Y'yi ekliyorum. Bir de Ghost X'i buraya ekliyorum. En sonunda da Left Right gibi asıl yerler var arkadaşlar. Hareketler var. Buraya ne ekleyeceğiz? Pacman'ın bir sonraki hareketi diyoruz arkadaşlar. Yani bizim Pacman'ın hareketlerini işte Pacman x y, Ghost x y olarak nereye ekleyecek arkadaşlar? Diyelim ki en son left yaptık. Burada da o eklediğimiz etiketi seçiyoruz. Yani left etiketi içerisine bu 4 tane bilgiyi gir. İşte right etiketi içerisine 4 tane bilgiyi gir. Yani benim bastığım tuşa göre sağ tuş, sol tuş, aşağı, yukarı gibi tuşlara basacağım biraz sonra. Bu tuşlara göre ne yapacak? etiket isimlerini belirleyecek ve o etiket isimleri içer içerisine de bunların konumlarını ekleyecek. Tabi konumlar nasıl arkadaşlar? Bizim eksi 240'dan artı 240'a x değerimiz var. 180'den de eksi 180'e y değerlerimiz var. Normal şartlar altında. Ama bizim hareketlerimiz birazcık değişik. Şuradan geliyorum pakmana. Nasıl konumlandırmış arkadaşlar? Örneğin 5 diyor, 7 diyor. Yani şu bulunduğu noktayı birinci nokta 1, 2, 3, 4, 5. Y noktasında 5 değer, X noktasında 7 tane değer alabiliyor. Yani şu köşeleri değer olarak sayıyor. Ve bunu da şu şekilde işlem olarak hareket ettiriyor. Yani biz sol tuşuna bastığımızda veya sağ tuşa bastığımızda buradaki hareketlere göre matematiksel işleme göre hareket edecek. Ve sadece belirli noktalar üzerinden geçecek. Hareketi bu şekilde. Yine siz de kodları inceleyebilirsiniz. Biz şu an makine öğrenmesi tarafıyla ilgileniyoruz. Evet şu an arkadaşlar kodlarımızı düzenledik. Tabi sadece dekor arkasında var kodlarımız. Geliyorum. Bir tane şurayı düzenledik. Bir de alt tarafı düzenledik arkadaşlar. Şu an kodlarımızın ilk aşamasını tamamladık. Ve ne yapacağız şu anda? Oyunumuzu tam ekran yapacağız. Ve birazcık oynayacağız. Bizim şu an oynadıklarımız ne yapacak? arka bölümde kaydedilecek ve biraz sonra biz onları öğreteceğiz. Tıklıyoruz yeşil bayrağımıza ve yön tuşlarını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hayalet hareket ediyor. Biz de yön tuşlarına göre hareket ediyoruz. Burada yapmamız gereken hayaletten nasıl kaçacağız onu bilgisayara öğretmek. Yani olabildiğince çok fazla hareket ile ne yapmamız gerekiyor? Hayaletten kaçmamız gerekiyor ki biraz sonra bunlardan öğrenip kendisi kaçacak. Şu an kaçıyoruz bakalım. Yakalanmamaya çalışalım. Tabi bunu birkaç kez oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Tek bir defa olursa az bilgiden kaynaklı ne yapar? Doğru düzgün öğrenmeye bilir. Şu an en son yakalandığında kaç harekette yakalandığını gösteriyor. Tabi şu anki oyunda birazcık her hareketten sonra beklemeler var. O yüzden bu şekilde yavaş görünür arkadaşlar. Biraz sonra denerken de o beklemeyi kaldıracağız. Örneğin bir defa yakalanalım bakalım. Şöyle yakalandı. Ne diyor? 46 harekette yakalandı diyor arkadaşlar. Tıklıyorum yeşil bayrama tekrardan. Oyunuma devam ediyorum şu an. Yine bir adım bir adım takipte arkadaşlar. Evet iki tane oyun yeterli şu an için. Yine yakalandık ve 43 harekette yakalandınız diyor. Şu an arkadaşlar oyunumuzu kendimiz oynadık. Ve bizim arka planda bunları kaydettiğini göreceğiz. Şu an oyunu kapatmadan dosyaya geliyoruz. Dosyadan bilgisayara kaydet diyoruz. Evet bilgisayarımıza şu an indirildi. Bu indirdikten sonra scratch tarafını kapatabiliriz. Kapattık. Tekrardan projeye geri döndüyorum. Artık ne yapacağız? train diyerek bakalım öğretmiş mi? Train dedik. Bir önce hiçbir şey yazmamıştık. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar sağ, sol, yukarı, aşağı gibi etiketler içerisinde bizim bir önceki oyunumuza göre hareketler eklenmiş. Örneğin Pacman X1 Y'si 1 iken bizim hayaletimiz 7'ye 4'teymiş. Veya bakalım Pacman 2'ye 4'teyken hayaletimiz 2'ye 3 noktasındaymış. Yani bu şekilde arkadaşlar. 25 tane sol, 27 sağ, 18 yukarı, 15 de aşağıya ne yapmış arkadaşlar? Kaydını oluşturmuş. Şimdi projeye geri dön diyorum. Ve öğren ve test et diyerek bu hareketlerimizi ne yapacağız? Makine öğret diyoruz. Evet makine öğrenmesi gerçekleşti. Şimdi tekrardan projeye geri dön diyorum. Ve yapmak diyerek scratch dosyasını çalıştıracağım. Çizim diyorum. Scratch'te açıyorum. diyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer makine öğrenmedi demiyor. makineye öğrettik çünkü. Şimdi biraz önce kaydetmiş olduğumuz Scratch dosyasını tekrardan açacağız. Ve üzerlerinde bazı değişiklikler yapacağız. Evet. Dosya diyorum. Bilgisayardan yükle diyorum arkadaşlar. Nereye indirdiyseniz örneğin ben indirilenleri indirmiştim. Scratch projesi olarak. Aç diyorum. Biraz önceki Uygulama tekrardan açılıyor. Şöyle dekorlara gidiyorum. Kodlarım aynı şekilde duruyor. Şimdi yapmamız gereken bazı değişiklikler var. İlk önce yön tuşlarını atıyorum. Çünkü biraz önce ben oynamıştım. Yön tuşlarını kullanmıştım. Bu sefer bilgisayar oynayacak. Ve şu Pacman hareketlerini de güncelleyeceğim. Şurasını komple siliyorum arkadaşlar. Artık buradaki hareketi kendisi sağlayacak. Nasıl yapacak bunu? Kodlamama geliyorum pekmen içerisine. Buradan hareket bölümünü yani ilk baştaki recognize number pekmen x diyen kodumuzu alıyoruz. Bu bir tane değişken içerisine eklenmesi gerekiyor. O değişkenimiz hangisi olacak? Değişkenlerden ne diyor? Next pekmen move diyor. Yani bunu biz yap diyeceğiz. Ekledeki yapı buradan seçiyorum hemen. Next pekmen yani pekmenin bir sonraki hareketini Nereden olacak artık? Bir önceki öğrettiğimiz kısımdan alacak. Hemen kendi yerlerini yerleştirelim değişkenleri. Ghost Y'den başlıyorum. Sondan başlıyorum. Ghost Y, Ghost X, Pacman Pacman Y ve Pacman X olarak ne yaptık arkadaşlar? X Y değerlerini aldık buraya. Artık ne yapacak? Buradaki kodlara göre kendisi hareket edecek. Bir değişiklik daha yapacağım. Şu baştaki kodumuza bir saniye bekleyi buradan çıkartıyorum. Yani bir önceki yavaş adımları biraz daha hızlanmış olacak. Şu an arkadaşlar kodlarımızı düzenledik. Tam ekran yapıyorum. Şu an kendisi oyunu oynayacak. Tıklıyorum yeşil bayrağıma. Evet oyunum başladı. Ve Pacman karakterim hayalet karakterimden ne yapıyor? Kaçıyor. Bakalım kaç adımda yakalanacak. Evet 21 adımda yakalandı. Şimdi biz ilk oyunu oynadık. Ve bu şekilde bilgisayarı öğrettik. Buna ekleme de yapabiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Buradan tam ekrandan çıkıyorum. Ve dosyadan bilgisayarına kaydet diyorum arkadaşlar. Tekrardan bilgisayara kaydediliyor. Artık ne yapacağız? Bu en başa geliyorum. Buradan projelere geri döndüyorum. Tren bölümüne tekrardan eklemeler yapacağım. Tabi bunu nasıl yapıyorduk? Oyundan yapıyorduk. Geliyorum buraya Scratch bölümüne dosya diyorum. Bilgisayardan yükle diyorum. Biz buradan şu bir olan parantez içinde bizim en son kendisi oynayan normal olan da bizim kendimizin oynadı. Evet normal olanı seçip tamam diyorum. Ve birkaç oyun daha oynayarak Pacman karakterine birazcık daha eğitim verelim. Tam ekran yapıyorum yeşil bayrağı tıklıyorum. Yön tuşlarımızı kullanarak Pacman karakterimizden kaçacağız. Evet şu şekilde Pacman'dan kaçıyoruz. Dediğim gibi ne kadar fazla veri sağlarsanız bilgisayar o kadar iyi öğrenir. Örneğin bir oyun daha oynadık. Bekleyelim bakalım bizi yakalasın. Yakaladı. Yeşil bayrağı tıklıyorum bir daha. Şu şekilde aşağıdan gidiyorum. Bir iki el daha kaçalım ve bunlarda yine bilgisayara nasıl öğreteceğimize bakalım. Evet, birazcık daha oynadık ve yine yakalanalım bakalım. Yakalandık. Şu an yine verilerimizi bu tarafa geçiyorum. Verilerimizi aldı. Sayfayı yenile yapıyorum şöyle bir. Bir önce right içerisinde 40 tane verim vardı. Şu an 52 tane olmuş örneğin right içerisinde. Ve diğerlerinde yine sayıları artmış durumda. Tekrardan projeye geri dönüyorum. Öğrenme test et diyerek yeni öğrenmemi de burada gerçekleştireceğim. Şurada daha önce öğrenmiştik. Buradan yeni makine öğrenimi diyerek ne yapıyoruz? Makineyi tekrardan öğretiyoruz. Ve Scratch tarafına geçiyoruz. Dosyamızdan bilgisayardan yüklediyorum. Ve bir önceki Scratch'in, yani pac kendi oynadığı Scratch dosyasını açıyorum. Yani birer defa ikisini kaydettiğimde artık yeni güncellemele gördü. Bunları oynayabilirim. Tekrardan tam ekran yapıyorum. Ve yeşil bayrağa tıklıyorum. Bir daha oynuyor şu anda oyununu. Şu an kaçmaya devam ediyor. Bakalım kaç adımda yakalanacak? Bir önce 21 adımda yakalanmıştı. Üzerine 2-3 oyun daha oynadık. 33 adımda yakalandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar fazla oynarsanız, ne kadar fazla veri sağlarsanız makineniz o kadar iyi öğrenir ve sizin istekleriniz doğrultusunda o kadar iyi çalışır arkadaşlar. Evet, bu dersimizde Bekmen'i makineyle oynattık. Gelecek derslerde farklı uygulamalar ile devam edeceğiz. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.